Yakup geldi. Yakup Tuncay Kütahya. Ne albay ne general hepsine bay bay. Askerlik bitti. Nasıl seviniyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Nasılsınız anne? Gözün aydın hadi. Metin oğlumuz da valizleri taşıyor. İyi ki geldin. Hadi çok şükür Allah'ıma. Yakup da askerliği bitirdi geldi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Döküyorum. Dökün, dök. Bir sürü top oldu kuzumun, bir sürü. Ha, bu şimdi kalksa uykudan oynar. Ay bu çok güzelmiş. Başka neler almış dedesi? Metin geldi. Metin geldi. Metin de gelsin. Bu ne kızım? Sallıyorum, ışığı yanıyor. Aynen, tabii ışığı yanıyor. Şurada da topu şuraya getiriyorsun herhalde. Bir vuruyorsun böyle. Ha, şöyle bak. Şuradan basket atmaya çalışıyorsun içinden. Ha, tamam. Gel Metin, gel oğlum. Gel. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Gel. Vallahi havalar çok sıcak. Çok sıcak. İlk adım ayakkabısı aldık bir de. İlk adım ayakkabısı bu muymuş? Ay çok tatlı. Polen biraz artık... sert değil mi bu? Sert gibi. İşte öyle satılıyormuş yani. Bu yine de ilk adım bulmuş. Evet. Anne bak içi şeyli. Düz taban daha yumuşak olması diye. Lazım. Ama bak düz taban olmasın tabii diye. Özlem, bunlar ilk adım ayakkabısı olduğundan eminiz değil mi? Kadın öyle söyledi öyle annem. Şöyle. Baba iadesi sanırım değişimi de var. Aynen. Biz şey yapalım, babası gelecek ya. Yazıyordur belki. Anne babam sağ olsun almış. Babam beni kadınla konuşturdu. Evet, ilk adım ayakkabısı dedi. Ama kadın. Biz giydireceğiz, yürüteceğiz onu. Evet, bekleyemeyiz babasının gelmesini. Aynen. Polen uyanmış. Uyanmış, ne yapıyor? Bakayım ben. Allah kızım. Ne çabuk. Nerede kızım, nerede? Uyanınca çok tatlı oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz kanalıma, sefalar getirdiniz. Bugün benim kızlarımın doğum günü. Kızlara geçen sene bileklik almıştık. Bu sene de dedik ki mini minnacık şöyle babası taksın kızlara birer tane. Çok bir şey değil ama arkadaşlar. Benim olur mu? Sağ olun ya, vallahi. Tak öyle. Bu da Özlem'in. Hediye alsak şimdi beğenmezler demişsinizdi. Polen geliyor. Gelsin. Oh, kızım sen ne çabuk uyandın annenle. Bunu taktık. Polis. Şimdi Polen'i teyzesi alır. Bir de Özlem'in altını gel takarız. Gel melek istedim benim. İyi ki doğdunuz. İyi ki bizim kızlarımızsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bu da bizden. Sana altın. Teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz, iyi ki doğdunuz kızlarım. Güle güle harcayın. Şimdi Şahin, kıyafet falan alıyoruz, alamıyoruz artık. Herkes hani beğeniyor, beğenmiyor. Evet. Kendi kafasına göre giyiniyorlar. Teyzesi gelmiş, teyzesi. İyi ki doğdun Kevser, iyi ki doğdun Özlem. Çok sağ olun canım annem. Allah razı olsun. Bak kızım, bak. Metin nereye gitti? Gel oğlum sen de gel. Polen'i sevelim, gel. Ellerini yıkıyordur annem. Sen de tamam. Dikkat ediyoruz gayet tabii. Uyusunlar, uyusunlar. Tıpış tıpış yürüsün neni, 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 neni. Uyusun da büyüsün neni, tıpış tıpış yürüsün neni, 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 neni. Uyusun da büyüsün neydi, tıpış tıpış yürüsün neydi. Polen'i gezdiriyorum bisikletle. Polen büyüdü artık, bisiklete biniyor, sokaklarda geziyor. Ablaları bir maşallah yazın. Maşallah. Düt. Kızım geziyor bisikletle. Ha, aferin kuşuma.
Sevgili değerli YouTube ailem, gönül dostlarım, bizimkiler, bizim aile. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. Ne yapıyoruz, neler yapıyoruz, Ramazan ayı nasıl geçiyor, nerede kalıyoruz? Bunları zaman zaman videolar çekip sizlerle paylaşıyoruz. Yeni gelenler için bir daha söyleyeyim, soruyorlar çünkü. Yeni katıldım, nerede yaşıyorsunuz, nerelisiniz diye. Arkadaşlar, Aslan Kütahyalıyız. İzmir'de ve Kütahya köyümüzde yaşıyoruz. Yazları genelde köyde, kışları İzmir'de çocuklarımızın yanında geçiriyoruz. Yıllar yılı İzmir'de kaldık, çalıştık, emekli olduk. Unumuzu eledik, eleğimizi duvara astık. Orası senin, burası benim. Geziyoruz artık yani. Bu sene Ramazan'da çok gezemedik. Bunun nedeni de Özlem'in eşi Yakup oğlumuz askere gitti. O askere gidince bebekle Özlem'i beklemek mecburiyettendi. Zorundayız. Tabii ki de yavrumuzu yalnız bırakamayız. Merkezdeki evde hep birlikte yaşıyoruz. Asker yolu bekliyoruz. Asker yolu bekliyoruz. Ramazan ayını yaşıyoruz derken Ramazan ayı da bitmek üzere, askerimiz de vatanı görevini yaptı, bitirdi. Biz de zaman zaman canımız sıkıldığında dağdaki evimize gidiyoruz. Kedileri doyuruyoruz, uyuttuğumuz fideleri suluyoruz. Dağa doğuya çıkıp mevsimine göre şifalı bitkileri topluyoruz. Havanın güzel olduğu zaman, şu sırada İzmir'de hava çok sıcak, çok güzel. Sanki baharı yaşamadan yaz ayı gibi polen bebekle bol bol vakit geçiriyoruz. Çok güzel. Yani uzun yıllardan beri en güzel geçirdiğim Ramazan ayı ve günler diyebilirim. Polen bizim moral ilacımız, hepimizin. 20 ve 21 Mart'ta Özlem'le Kevser'in doğum günü. Doğum günlerini işte Ramazan'dan dolayı polen bebek hastalandı falan filan derkene kutlayamadık. Zaten biz anlı şanlı yılbaşıymış, doğum günüymüş, evlilik yıl dönümü, şuymuş buymuş kutlama yapmıyoruz arkadaşlar. Onları sevindirme adına, mutluluğumuzu dile getirmek adına doğdukları gün onlara mini minnacık küçük bir şeyler, hediyeler alıyoruz. Yani sevildiklerini bilsinler, annesiyle babasının arkasında olduklarını bilsinler. Yani bizim onları ne kadar sevdiğimizi, benimsediğimizi bilsinler istediğimiz için böyle doğdukları gün bir şeyler alıyoruz. Bu doğum günleri de geç olsa da birer çeyrek altın aldık. Bir tane çeyrek Kevser'e, bir tane çeyrek de Özlem'e arkadaşlar. Babasıyla dedik ikimizin size bu doğum gününüzde elimizden bu kadar geliyor. Geçen sene doğum günlerinde bileklik almıştım. Bu sene gücümüz yetmedi ona. Metin'le Kevser Şahin'i yolcu etmeye geldiler. Gelmişken de dedik ki biz de şöyle iyi ki doğdun Kevser Özlem diyelim dedik. Videoda ne gördüyseniz o. Yani pasta kesmedik, başka hiçbir şey yapmadık. Şahin nereye gidiyor? Amasya'ya gidiyor arkadaşlar. Yakup oğlumuzun yemin töreni var. Ona katılacak. İnşallah Allah'ın izniyle yemin töreni olacak. Tezkeresini alacak. Şahin'le birlikte buraya gelecekler. Hazırlık yapacağız. Tabii Yakup geliyor. Yakup'un sevdiği yemekleri yapacağız. İnşallah. Kevser de tatlı yapacak. Yakup gelince bir arada Allah'ıma şükürler olsun buluşacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Emanetlerini Yakup'a teslim edeceğiz. Özlem'le poleni. Allah'ın izniyle ondan sonra dağdaki eve gideceğiz. İşlerimiz var, onları halledeceğiz. Köye mi gideriz, oraları mı temizleriz bilmiyorum. Tarla işine bakamadık arkadaşlar. İşte böyle gönül dostlarım. Bu vlog 3 günde tamamlıyor. Önümüzdeki günlerde Allah'tan izin olursa, Rabbim izin verirse dolu dolu vloglar çekeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Gönül dostlarım, iyikilerim, sizler beni anlıyorsunuz. Yani her zaman bir olmuyor. Bazen böyle olması gerekiyor ve böyle oluyor arkadaşlar. Ben yaklaşık 5 yıldır sizlerleyim. 5 yıldır hemen hemen her gün bir gün aşırı bazen videolar paylaştım sizlerle. Sizlerden çok şey öğrendim. Haklarınızı helal edin. Şöyle yorum almıştım. Ker abla, Kevser kızın görünmüyor. Yeni damadınız görünmüyor. Küs müsünüz? Ya her okuduğumda kahkaha atıyorum. Hayır diyorum. Gene aynı soruyu soruyor. Ya neden küseyim? Neden küselim yani? Allah küstürmesin.
Haküslük olabilir mi? İnsanlar arasında olabilir. Her şey bizim içindir. Yani insan fıkratında küsülür, barışılır, o olur, bu olur da küs değiliz diyorum, yazıyorum. Gene aynı şekilde özelden yazıyor. Yapmayın böyle şeyler ya, üzmeyin bizler gerçekten. Ramazan günde yani hani tabii ki de bana bir şeyler yazmakta haklısınız, sorabilirsiniz, yazabilirsiniz de buraya yazıyorum, cevaplıyorum, küs değiliz, iyiler, çalışıyor diye videoda da söylüyorum. Bunu özelden de sormanın bir mantığı yok. Zaten cevap da vermedim. Yani böyle anlamsız, gereksiz sorulara da cevap vermiyorum zaten arkadaşlar. Şimdi inşallah ben Polen bebeği yeni aldığımız bisikletine oturabiliyor. Çok şükür artık onunla gezmeye götüreceğim. Uygun ortam olursa da oralarda çekim yaparım. Sonra da hazırlık. Polen bebekle gezdik. Ispanağı aldık, getirdik. Marketten aldık ıspanakları. Şöyle. Ah, bizim köyün ıspanaklarını tutmaz da. Olsun, burada mecburuz. Değil mi Özlem? Evet annem. Burada mecburuz biz bunları. Şimdi ıspanakları doğuracağız arkadaşlar. Yani ıspanak doğramakla başlıyoruz yemek hazırlığına. Ispanak çok faydalı annem. Çok severim, biliyor musun böreğinde? Böreğinde çok mu sever? Evet, çok severim annem. Yakup da çok seviyor. Yakup da çok seviyor. Hepimiz biz otçuyuz zaten genelde. He, otçuyuz. Evet. Etçi olanlar da etini de yiyor. Otçu olanlar otunu da yiyor. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedik. Polen de bizi izliyor giderek. Gezerken de çok mutlu oluyor. İçeri girmek istemiyor. Biz köye gidince artık annesini çok yoracak. Annesi gezdirecek kızımı. Kuru yulka ıslattık, sardık. Yaş yulka gibi oldu, hazır yulka gibi. Onlardan börek yapacağız arkadaşlar. Anne. Anakları doğradık. Bir tanesi fazla geldi. Bunu da pirinçli yemek yaparız. Yulkaları ıslattım. Kabarmışım, bakayım. Güzelce hazır yulka gibi kabarmış. Bunlar kurumasın. Şöyle örtülü bir kalsın. Ispanakları tertemiz yıkadık. Suyu süzüldü. Çökelik. Lorda olur. Lorda çok güzel olur. Elimizde çökelik vardı. Karabiber, göz kararışı. Yeteri kadar. Toz biber, pul biber de olur. Birazcık kimyon atıyorum. Özlem seviyor diye. Yağ. Yeteri kadar göz kararışı. Evet, biraz da yağ ekledik. Harmanlayacağız. Tuz. Çökelekte tuz olabilir. Çok atmıyorum. Güce. Ispanaklı yağladığımız tepsiye şöyle biraz uzun geldi de sıkıştırarak şu şekil diziyorum. Böreğimiz hazırdır. Üzerinin sosunu da sürdük. Bir tane yufkamız artmıştı. Onu da tava böreği yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 180 derecede ısınmış fırına böreğimizi veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Çorbamız da kaynıyor. Yakup benim çorbamı çok özlemiş. Onu söyledi. Ben de dedim tabii hay hay. Hemen pişiririm. Börek pişsin, çorba pişsin. Tavuk kanadı. Kanadı Özlem seviyor. Herkes kanadı seviyor. O yüzden herkesin sevdiğinden yapalım dedik. Tavuk kanatlarını tertemiz yıkadık. Sos için bir kaşık yoğurt, azıcık salça, baharatlar. Kekik başta olmak üzere. Yarım çay bardağı da zeytinyağı. Gönül dostlarım. Zeytinyağı olmadan olmaz sosta. Bakalım böreğimize. Özlem çok harika börek oldu annem. Aa, anne, bak gel. Gel gel. Nasıl? Of, enfes. Enfes. Harika. Çıtır çıtır annem, şöyle. Heh. Börek piştikten sonra da şey koyacağım. Tavuk kanatlarını. Bak sosladım. Annem süpersin. Hı-hı, sosladım annem. Benim kızım yiyecek. Şimdi çorbamız pişti, pişecek.
Sevgili arkadaşlar, Ülker ablacığım, kuru kuru kavanoza bastığın yaprakları nasıl sarıyorsun kışın demiştiniz. Yazdan bunu kuru kuru kavanoza bastık. Su yok, tuz yok, hiçbir şey yok. Şöyle yaprakları katladık. Katlayarak şu şekilde göstermiştim zaten. Bunlar kara üzüm yaprağı. Çok lezzetli, çok güzel olur. Şöyle arkadaşlar bakın, ne küf ne bozulma, sapsarı oldu. Güzel bir şekilde. Kavanozun birini boşalttık. Şimdi ikinci kavanozdan da biraz alacağım. Kavanoz aşma tekniği. Böyle hafiften vuruyoruz ve açıyoruz. Bu kadar basit. Açtık mı? Bak, katlamış olduğumuz yaprakları buna böyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Bozulma yok, görüyor musun, değil mi Özlem? Evet, evet anne. Kaynar suyu döktük mü? Döktük. Özlem sadece kalem gibi. Şimdi birazcık kaynar suda bekledi ya arkadaşlar. Çok bekletmedik. Şöyle açıyoruz yaprakları. Şöyle şuraya güzel güzel diziyoruz. Çok güzel oluyor ya. Taze gibi oluyor. Tuzsuz. Yani tuzu kendin ayarlayabiliyorsun. Salamura da arkadaşlar bayağı bir tuzlu oluyor. Ben salamura yaprak sevmiyorum. Tuzunu arıtamıyordum ben. Bunlar bir de hem küçük küçük. Özlem şöyle minik minik. Evet, çok güzel. Kara üzüm yaprağı. Ve güzel. Çok lezzetli. Maşallah Özlem, bir dizi sarmışın bile. Evet annem, birinci diziyi yaptım. Şimdi ikinci diziye geçtim. Benim bir yöntemim var. Ben önce yaprakları böyle teker teker açıyorum hepsini. Sonra biraz iç alıyorum. Tek şerit halinde içimi diziyorum hemen. Ya iç dediğimiz şey harç. İç harç. Kalem gibi sarma, böyle sarılıyor. Yani evet. Makinesiz, tamamen el emek gücüyle. Efendim kızım? Makinesiz diyorum annem, tamamen el emeği, göz nuru. Hadi bakalım, bismillah. Şöyle. Kalem gibi sarmaları makine sarmıyor. Özlem'in elleri sarıyor. Maşallah yazıverin. Aynen, eskiden beri uzmanlaştım. Eski yıllardan beri bizim evde sarmaları Özlem sarar. Evet. Çok seviyorum ya annem yemeği de sarmayı da. Böyle terapi gibi geliyor bana sarma sarmak. Ya ne güzel işte. Hoşuma gidiyor annem. Ay kızım. Katlıyoruz. Gösterelim bir de. Yandan katladım. Diğer yandan katladım. Şu başlardan katladıktan sonra elimle yuvarlıyorum. Yanlardan ala ala açılmasın diye. Bu şekilde yuvarlaya yuvarlaya devam ediyorum. Evet. İşte böyle incecik sarmaları elde ediyorum. Bu şekilde. Yapraklar farklı. Beyaz üzüm. Bu da tamamen kokulu üzüm yaprağı. Evet, bu belli da. Zaten. Ha, renginden. Böyle böyle sarıyoruz. Böyle yerleştiriyoruz tariflerimiz aynı. Kalem gibi sarma Özlem'den, evet, diyoruz. Hadi kolay gelsin maşallah. Teşekkür ederim. Ne oldu kız? Konuşsana Polen. Sarmayı pişireceğim. Ben. Harika bir şey oldu. Gönül dostlarım. Şöyle bırakayım. Ve hadi bismillahirrahmanirrahim. Tavukla böreği aynı anda fırına sürmüyoruz. Çünkü kokusu birbirine karışır. Aklınızda olsun, karışıyor. Tamam, bu da pişsin. Sıra geldi çorbamızı şöyle öğütmeye. Evlatları için yüreği kıpır kıpır ediyor, değil mi? Sizin de öyledir. Anne, ben senin çorbanı çok özledim der de ben onun sevdiği çorbayı yapmaz mıyım? Anne, kuru yulkadan börek canım çekti der de yapmaz mıyım? Vilo 3 günde tamamladım. 3 gün önce Kevserler Şahin'i alıp garaja bıraktı. O Amasya'ya gitti. Yemin töreni oldu. Bugün onlar geri geliyor. Bu arada da biz polenle ulaştık. Gezdik. Kızımın şöyle incecik kalem gibi sardığı sarmalar güzel güzel pişiyor. Pişmesine yakın üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Hem lezzet veriyor hem de parlaklık. Zeytinyağlı sarma zaten. Güzel oldu.
Bir 5 dakika daha kaynadı mı ateşten alacağız. Çok güzel dizayn etmişti Özlem şöyle. Kapak kapamadan pişirdim. Biraz böyle düzeni bozuldu ama açılmadı yapraklar. Güzel oldu. Yağı da pişirdim mi tamam oluyor. Şahin'le Yakup'un gelmesine de hemen hemen yarım saat kadar var. Metin oğlumuz da onları garaja almaya gitti. İnşallah sağ salim eve gelsinler. Rabbim eve girmeyi nasip kısmet etsin. Bütün cümle alemi sevindirsin. Allah'ın bizi sevindirdi. Herkesi sevindirsin. Kavurma pilavı pişiriyorum. Pirinç pilavı. Şehriyeli. Sebze yemeği olarak taze fasulye kavuracağım. Yazdan dolaba dondurduğumuz. Sebze yemeği olarak da fasulyeyi kavurdum mu yemekler tamam oldu. Tatlımızı Kevser getirecek akşam. Gönül dostlarım şimdi soracaksınız. Ülker abla sen neden gitmedin? Yemin törenine diyeceksiniz. Çok haklısınız. Neden gitmedim arkadaşlar? Özlem yalnız bırakmak istemedim. Metin oğlumuzla Kevser kızımız ilgileniyor da onlar gündüz işe gidiyor. Onlar bayağı bir uzakta çalışıyor. Yani biliyorsunuz büyük şehirlerin trafiğini şeysini. Onlar oradan gelesiye kadar bir şey olsa çocuk yalnız bebek de var ya. O yüzden arkadaşlar gitmedim. Çok istiyordum gitmek. Çok istedim. Ya Şahin'in gitmesi gerekiyordu ya da benim. Şahin'in gitmesini uygun gördük. Öyle oldu. Olsun bakalım. Her şeyde vardır bir hayır. Hani yakın ye olsaydı Polen bebeği de götürecektik. Hep bir gidecektik. Fakat Amasya çok uzak. 9 saat ne bileyim bayağı bir uzak olduğu için İzmir'e. Çocuk da yolda nasıl dayanacak? Polen bir de sabırsız bir çocuk. Aksi bir çocuk. Yolda bunun işte altını alma var. Üzerini değiştirme var. Sürekli koltukta çocuk böyle büzülerek nasıl gidecek kucağımızda zor olacak. O yüzden biz de artık bu sefer böyle oldu arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Gerçekten çok isterdim. Hep birlikte yemin törenine katılalım. O coşkuyu yaşayalım. Allah güvenlik güçlerimize, askerlerimize zaval vermesin Rabbim. Onlar vatanımızı koruyorlar. Biz de burada böyle rahat ediyoruz. Bol soğan, soğanlar yağda öldü. Fasulyeyi de başına attım. Arkadaşlar. Şimdi bu da biraz böyle kavrulu gibi, kızarı gibi olacak. Neler pişirdik? Tavuk kanatları, patatesler nar gibi kızardı, pişti. Sıcacık fırında dursun. Pilavımız hazır oldu. Karıştıracağım, demledi. Sarmamız hazır. Yakup'un çok sevdiği, benden istediği çorba hazır. Fasulye kavuruyoruz. Doldurulmuş fasulye. Kuru yufka, ıspanaklı, çökelekli böreğimiz hazır. Geriye cacık kalmıştı. Cacığı da hazırladım. Cacık da hazır oldu. Her şey hazır arkadaşlar. Tatlımız da Kevser'den gelecek. İnşallah sağ salim gelsinler. Bize de afiyet olsun. Hadi bismillah. Yakup geldi. Yakup Tuncay Kütahya. Ne albay ne general hepsine bay bay. Askerlik bitti. Nasıl seviniyor. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Nasılsınız anne? Gözün aydın hadi. Metin oğlumuz da valizler taşıyor. İyi ki geldin. Hadi çok şükür Allah'ıma. Yakup da askerliği bitirdi geldi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Değerleşim de geldi. Hoş geldin. Geldik hayırlısıyla. 3 günlük, 4 günlük yolculuktan sonra sağ salim askerimizi getirdik geldik inşallah. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlı olsun bakalım. Amin. Amasya'dan gelen. Şöyle şalvar alalım dedik. Hediye. Bir tane hediye Ülker Hanım'a. Şöyle cebi de var Ülker Hanım bak burada. Şöyle burada cebi de var. Ha. Bak işareti var. Böyle bir tamam. Tane Ülker'e aldık. Eşime aldım. Aldık ya Yakup'la. Ondan sonra bir tane de böyle asker hediyesi. Yine Özlem'in ya da Kevser'in iki tane de onları aldık. Renkleri hangini beğenirse alsınlar. Tamam. Şöyle. Hepsi puanlı puan. Hepsi de puanlı. Zaten sadece renkler de şunlar şu birbirine çok yakışıyor. Şey oluyor, benziyor. Şöyle ikisi hangini giyerlerse giysinler. Kadın tamam. Diyor evde diyor biz diyor hep diyor bunlardan giyeriz diyor yani. Tabii tabii bizde. Bu da. Gelelim esası. Polen'in. Polen'in tek renk vardı. Başka seçeneğimiz yoktu.
Başka yerde de bulamadık. Onun için Polen bebeğe de böyle bunu aldık. Böyle şal var. Çok güzel. Güzel. Ben de beğendim. 2 yaşına kadar giyer dedi yani şöyle. Paçalar dar. Lastikli bir de Kerem bak burası böyle. Tabii. Esnek lastikli böyle. Amasya'dan, Yakup'tan asker hediyesi. Evet aynen öyle. Böyle ne güzel. Polen'e şal var. Kevser'e şal var. Bana şal var. Ondan sonra bir yarma buğday aldık oradan. Sarmalarda kullanırız. Özlemciğim gözün aydın. Ay çok sağ olayım. Hepinizin gözü aydın. Hepinizin gözü aydın. Döşemiş ya maşallah. Şimdi çekelim bizim Kerem'in artık. Şunlara vereyim. Üstü diğer tavuklarım vereyim. Daha çay yapalım. Tavukları pilavınla yanına yan yana koyalım. Aynen öyle yapalım. Öyle yapalım. Tamam. Yan yana. Şöyle. Nasıl babasını görünce bağırıyor görüyor musun? Ay Polen. Allah'ın kimse nasıl babasını bırakmasın. Sevgili arkadaşlar Polen babasını unutmamış. Nasıl hatırlayacağını ya. Çok böyle mutlu oldum. Görünce yavrum ya. Kimseye anasından babasına ayırmasın. Allah'ım kimseye anasız babasız olmasın. Ayırmasın diye Rabbim. Yuvasına kavuştu. Şimdi Özlem'le Polen'i önce Allah'a sonra da Yakup'a emanet et var. Biz işlerimize bakabiliriz. Ay, güzel bundan sonra. İşlerimiz. Köyde işlerimiz var. Köyde var, burada var. Akşama sen bunlara bakıyorum Kerem'e. Üstünü kapatıyor. Tamam. Bu ısınmıştı. Tavuğu çıkarayım ben. Çıkarayım. Ayağı değmez şu. Tamam canım. Şöyle sen olsun. Tavuğu senin gibi. Çok güzel yapmışsın Cemal'e sağlık. Güzel olmuş. Çok... Annem babam. Babam ne yapmış annem böyle? Döşetmişler oğlum maşallah döşemişler. Oğlum güzel. Sen dedin ya anne senin mercimek çorbasını özledim. Benim çok özledim. Allah'ın eline sağlık. Allah bir kere razı olsun. Tamam hemen ye. Çay çekiyor hemen. Ha çekmişler. Çacıklar çekildi. Hazır. Kaşıkları şeylere koyayım ben. Şöyle. Koyayım. Eşim yorgun geldi bana yardımcı oluyor. Eşim sen bu kadar emek çekmişsin. Allah razı olsun. Böreği de keselim. Şahin, böreği kuru yufkadan yaptım. Kuru yufkalar vardı ya. Onları ıslattım 2 saat kadar bekledi. Hazır yufka gibi oldu. Onlarla sardım. Ben hazır yufka sanıyorum. Gerçekten bak. Çok güzel olmuş. Şuna bak. Şuna bak yumuşacık çok yani. Çok güzel oldu bak. Ellerine sağlık. Bunu yapacağım sofa bezine köve de yapacağım. Burada elinin altında. Hazır hiç olsun. Yufka almaya gerek yok. Doğru, islat 2 saat önce nasıl güzel maşallah, oluyor. Maşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ salim Yakup oğlumuz gitsin gelsin dediniz. Geldi çok şükür bin şükür Polen'e eşine bizlere kavuştu. Allah'ım yani giderken de dua etmiştik yüzünü kara çıkarmasın. Sağ salim gelsin diye sizlerin duasıyla Rabbim izniyle geldi. Başka videolarda Şahin'le beraber İnşallah. Artık işimize gücümüze bakacağız. Allah'tan izin olursa, Allah izin verirse. Kaç saattir yoldasınız? 16 saattir yoldayız. Zaten iftar saatinde, sahur saatinde otobüsler denk gelmiyor. O yüzden zaten özellikle Amasya'da lokanta yok. Yani restoran işin içinde bildiğin lokanta yok. Yani garın içinde yani. Olsa da zaten 5000 kişinin içinde Tosmos'a sıra gelmiyor. O yüzden biz de sefer olduğumuz için Allah'ın izniyle biz tutmadık. Artık onu tamamlayacağız Ramazan'dan sonra. Ha. 16 saat olduk otobüse bineli yani. Bir dakika. Amasya'dan otobüse bineli. 16 saattir otobüsteyiz yani. 16 saat sürdü yani yolculuk yani. Allah o kadar. Hı. İyi ki diyorsun. Polen bebekle yollara çıkmamışız. Akşam biz 9.45'te bindik oradan. Hı. 9.45'te bindik. Bugün saat 2'de indik İzmir garajına. Hesaplayın yani. 16 saattir. Evet.
Evet. Ha, tabii oruç tutulmaz. Bir tabii. De yollarda otobüs hani bir lokanta ayarlayıp girmeyince etmeyince nasıl tutacak? Tabii canım yani zaten nasıl geçti yolculuk Şahin? Yolculuk iyiydi. Kerem dediğim gibi işte bazen uyuduk bazen uyuyamadık. Öyle geldik işte. Ama sonuç güzel yani. Sonuç güzeldi. Hani senin bir laf var ya hani sonu güzelse çekilecek çile bir şey diyordum. Hani şöyle. Sonu güzel olacaksa beklemek güzeldir diye. Hani çileye katlanırsın sonu güzeldi. Çünkü Yakup geliyordu. Sonu güzel olduğu için biz otobüs zor gelmedi. Yani. Ama giderkene zor gelmiştir. Tabii, değil mi Yakup? Yani. Polen'den ayrı. O yol hiç bitmedi ya. Değil mi? Ülke de bitmedi gerçi. Hiç geçmedi. Beklenen güzeldir. Gelecekse beklenen. Sevmek güzeldir. Seviyorsa sevilen. İşte ben onu değinmedim. Sen tamam. Tamamladın. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar.